Hepinize var arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Tofaş'ımızın kapı sökme işlemlerini geçeceğiz. İlk olarak şu sol arka kapımı açılmıyor arkadaşlar. Bu sol arka kapımızın döşemesini söküp kapımızı açacağız. Ne dışarıdan ne de içeriden açılıyor kapı. Evet arkadaşlar, şu an şurada gördüğünüz gibi kilit menteşemiz buradan çıkarttım ama direkt elime geldi. Kaldı elimizde yani. Burası çalışmıyor. Şuradaki şeyler de çalışmıyor. Kapı açılmıyor ondan dolayı. Dışarıdan da çektiğimizde yine açılmıyor. İlk bu kapıyı halledeceğim arkadaşlar. Kapıyı hallettikten sonra diğerlerine geçeriz arkadaşlar. Bunu şimdi kapı döşemesini sökeceğim. Kapı döşemesini söktükten sonra bunun ne sıkıntısı olduğunu çözeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kapıyı sökmeden önce ilk başta şu koltukları sökeceğim arkadaşlar. Koltuklar zaten detaylı temizlik yapılacak. Taban halısı da sökülecek. Bu öndeki koltuklar da sökülüp makineyle yıkatacağız arkadaşlar. Koltuğumuzda öyle çok fazla deforme yok. Gördüğünüz gibi fazla yırtık yok. Bu koltukları sökelim ve şimdi ondan sonra şu kapı döşemesini gayet güzel bir şekilde sökmeye çalışalım arkadaşlar. Bunu söktük, bunu nasıl oldu? Bu şekilde. Şey yok yani, yeni yapılmış zaten mebralar falan. A'dan Z'ye yeni geçmiş, revize yapılmış. Şey yapmış ya, yapıştırma yapmışlar. Bunları falan revize edeceğiz. Şuraya bir ilkten bir şey yapalım. Büyük bir hızlı yapıştırıcı sürmüşler buraya ya. Baksana. Bunlar hep revize görecek. Şuradaki inşallah şu vidalara sıkmamışlardır. Şuradaki vidayı sökmeye çalıştım ama şey yapmadı ya. Çok zor şey yaptık. Şu parçayı da at çöpe gitsin hesabı. Şuraya kaldır. Bakayım, tekrar deneyim ama olmuyor lan. Baksana şöyle. Ah bak, bu döndü, tamam, bunda sıkıntı yok. Bu döndü. Bu vidayı döndürebildik. Maşallah lan, bak öyle Tofaş'a bak. Koskocaman vida atmışlar Tofaş'ın. Baksana şunu, at aşağı. Tamam. Yakınlaştırma yapayım mı? Yok, gerek yok. Yani. Bu dönmüyor işte, bunu kırabiliriz herhalde. Bunu kırılabilir. Bir de şey, çünkü içi de dönmüyor. Onu sökmenin şeyi zor. Şu kilitten kurtarırsak şurayı. Olmadı, şuradan kapıyı sökeceğiz abi. Yapacak bir şey. Bizde çare tükenmez. Evet arkadaşlar, uzun uğraşta sonucunda şuradaki yıldız vidayı şu düz tona da yardımıyla sökebildim. Çünkü yıldız bunun ucunu yemeye başlamıştı. Bu buna tam oturdu. Şansımıza fazla uğraştırmadı bizi. Evet, gördüğünüz gibi lastiklerini falan da söktük arkadaşlar. Çünkü arabayı A'dan Z'ye için revize edeceğim için her yerini söküyoruz arkadaşlar arabanın. Şimdi olduğu gibi iskelet olarak kalacak. Arkadaşlar pandiroz sökümüne devam ediyoruz. Biliyorsunuz pandiroz sökmesi yani Tofaş da olsa yine ufaktan da uğraştırıyor. Şurada gördüğünüz gibi şunu sökmek için bayağı uğraştım. Şuradaki metalini ayırmak zorundaydım. Onu ayırdıktan sonra zaten direkt böyle biraz basınç uygulayıp çektiğimiz zaman direkt geldi zaten. Ondan sonra şuradaki alttaki vidaların hepsini sökeceğim. Daha sonra pandiroz gelecek zaten. Fazla bir şey kalmadı. Şöyle sallanıyor zaten, görüyorsunuz. Arkadaşlar pandirozumuzu söktük. Şöyle kenara alıyoruz arkadaşlar bu parçayı da. Gördüğünüz gibi aracımızın paneline erişebildik. Paslar meydana geldiği için, şuralarda gördüğünüz gibi paslar meydana gelmiş. Kapımız da zaten dönmüyor şu yani. Şurası açılmıyor. Bunların hepsini revize edeceğiz ama ilk olarak şu kapıyı bir açma işlemini gerçekleştirmem lazım. Şurada takılıyor. Yani şu kilitle bir sıkıntı var arkadaşlar büyük ihtimal. Çünkü takılıyor. Buradan gitmiyor yani. Bunun işlevini yapıyor. Görevini getiriyor ama şurada bir sıkıntı var. Onu çözeceğiz. Uzun uğraştan sonra arkadaşlar kapıyı açtık. Pandirozumuzu söktük. Ondan sonra şurada merkezi kilit pompamız varmış. Bu araçta şu an merkezi kilit bulunmuyor yani. Aktif değil. Ben bunu komple revizyon yapacağım merkez kilidi. Kendim internetten siparişini verip parçaların gerekli parçaları toplayacağız. Bu arada bu pompa çalışıyor mu ona da bakalım. Hem en azından değerlendiririz. Olmadı bagajı otomatik yaparız bu pompalarla. Kalan pompaları da yedek olarak elimizde bulundururuz. Gördüğünüz gibi kapımız açıldı. Kilitimiz ayarsız olduğu için şurada mesela şu kilit şuraya vuruyor. Ayarsız olduğu için büyük ihtimal kapı sıkışma yapıyor. Elinden geldiği kadar her şeyini revizyonunu edeceğim. Bundan sonra işte sıkıntı yaşamayacağız. Kapı işini de hallettik. Şimdi aracımızın şu camı açılıp kapanmıyor. Onu da sorunu bulduk arkadaşlar. Şurada gördüğünüz bir vida var arkadaşlar. Şu vida çıkmış. Ondan dolayı kasma yapıyor. Bunu döndürdükçe şurada bir açılma oluyor. Oraya bir tane somun takacağız arkadaşlar. Somun taktıktan sonra camımız da sıkıntısız bir şekilde çalışacak. Evet arkadaşlar. Şu an bütün oranın sol kapını yaptık. Buradaki vidamızı da taktık. Şurada vida eksikti. Şimdi camımız kolay bir şekilde sökülüp takılıyor diyorum ya camı. Açılıp kapanıyor şu an. Camımızda herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde yağlamasını da yaptık. O ses bir zaman sonra kesecek. Şöyle gördüğünüz gibi
Hiçbir sıkıntı yok. Kapanım açılıyor. Kapımız da öyle. Kapımız da açılıyor. Sıkıntımız yok. Şuradan da içeri girdiğimizde dışarıdan açılıyor mu? İçeriden kilitledik. Dur, şu kilidi kaldıralım. İçeriden kilitledik mi kapıyı? Dur. Kapı açılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet sıkıntısız bir şey. Direkt kapanıyor. Hiç zorlama böyle yok. Direkt. Bak. Hiç zorlama yok. Direkt açıp kapanıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bu kapıyla işimiz bitti. Sıra ön kapıya geldi arkadaşlar. Sol ön kapım kilitlenmiyor. Sol ön kapım. Sol ön kapı kilitlenmediği için ona önceliğimi vereceğim. Çünkü arabayı kilitlemem gerekecek. Çünkü içinde boşaltıyorum arabanın. O kapıyı döşemesini söktükten sonra size ne sıkıntısı olduğunu onu da göstereceğim arkadaşlar. Bunun sıkıntılarını çözdük. Bir sadece şuraya bir kilit buton şey var ya, kapatıp açmak için, içeriden kilitlemek için kapıyı. O yok arkadaşlar. O alınıp buraya takınacak. Daha doğrusu vardı, elimde kaldı bu parça. Eğer bozuk değilse buraya takacağız onu. Buradan kilidimizi açıp kapanacak sıkıntısız bir şekilde. Yağlamalarını falan yapacağız en son bir daha tekrardan. Öbür kapıya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ön pandizotu sökmek için kapı kilitme teşhisini oldu. Yani şuradaki soketi çıkarttık. Daha sonra da şurada şu duran parçayı çıkarttık. Böyle duruyordu. Şurada da bir tane böyle şey vardı. Şöyle. Bu şekildeydi. Bunu çıkarttık. O şekilde pandizotu söktük. Biraz uğraştırdı bu da. Pas olduğu için vidalar. Matkapla çıkartmak zorunda kaldık. Matkapla şöyle ucunu erittik. Ve ısınıcı vida kendi zaten otomatik olarak attı. Bu şekilde. Şimdi kapı kilitlememe sorunu çözeceğiz arkadaşlar. Kapı kendi kilitlenmiyor. Kapanıyor ama kilitleme yapmıyor. Sorunumuzu bulduk. Şuradaki mekanizmadan dolayı kapımız kilitlenmiyor. Buradaki mekanizmayı kilitliyoruz. Şuradan bastığımız zaman kilitleniyor ama buradan baskı uygulamamızda tekrar açılıyor. Buradaki mekanizmayı ayarlayacağız. O makinizmayı büyütmeye değişimine gideceğiz şuradaki mekanizmanın. O şekilde çözeceğiz. Diğer kapımızda zaten bir işlem kalmamıştı. Bu kapımızda yaptıktan sonra devam edeceğiz diğer kapılarımıza doğru. Bugünlük bu kadar işlem yeter arkadaşlar. Bayağı bir uzun sürdü işlemlerimiz. Başka işlemler de yaptık. Koltukları, motukları da sürttük arka koltukları. Ondan dolayı biraz yorulduk. Bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.